Galatasaray camiası 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçimine fokuslandı. Sarı Kırmızılar'da seçim 4 adaydan oluşacak. Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi kozlarını paylaşacak. Galatasaray taraftarının aklına takılan soru şu: seçimin favorisi kim? Hangi aday kazanmaya daha yakın? Faruk Şen haliyle damadı Burak Elmas'ı destekliyor. İki taraftarın sevdiği bir diğer eski başkan Ünal Aysal kimin kazanmasını istiyor? Detaylar burada. Galatasaray kongre üyelerinin %75'i oyunu başkan adayına değil yönetim kurulunun ne kadar güçlü olduğuna oy veriyor. Yani para gücü mü? Kısmen diyebiliriz. Fakat asıl güç medyada Galatasaray'ın haklarını gerçek anlamda savunabilecek güçlü insanların bulunduğu yönetim kurulu her zaman üyeler tarafından favori konumda yer alıyor. Bunun en iyi örneğini 2018 yılında Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz çekişmesinde görmüştük. Özbek seçimde ağır favoriydi. Gerek Fatih Terim'i takımın başına getirmesi, gerekse yönetim kurulu yememesi, hatta liseli olması da Cengiz'e göre ağır basıyordu. Fakat Mustafa Cengiz seçime bir gün kala Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'ı Sportif AŞ listesine alarak seçimi adeta kıl payı kazanmış ve güven tazelemek için seçime giren Dursun Özbek hüsrana uğratmıştı. Bugünün şartları çok farklı olsa da adayların kaderi aynı olacak ve isimler şu an için birbirine denk. Ancak bir adayın ismi üyeler tarafından daha fazla ön plana çıkmış durumda. O isim de Eşref Hamamcıoğlu. Hamamcıoğlu şu an için liselerin çatı adayı. Başkan adaylığından çekilen Tuncer Hoca da listesine dahil oldu. Eşref Hamamcıoğlu'nun ayrıca yönetim kurulunda çok güçlü bir iş adamı yer alıyor. Ünal Aysal'a yakınlığıyla bilinen Cemal Özgörek'e büyük bir sürprizle Eşref Hamamcıoğlu'nun ekibine dahil oldu. 2014 yılında görevinden istifa eden Ünal Aysal Cemal Özgörek'i varisi olarak göstererek şu açıklamaları yapmıştı. Size bir haber vereyim. Öğrendiğime göre bir müddetten beri Cemal kardeşimiz başkanlık için hazırlanıyor. Geçtiğimiz 15-20 gün içinde hazırlıklarını başlatmıştı, tamamlamış. Büyük ihtimalle bugün o da adaylığını açıklayacak ve böylece benim de desteğime sahip olacak. Bir Galatasaray başkan adayı daha karşımıza çıktı, hayırlı olsun dedi. Ancak Cemal Özgörek o günün şartlarıyla Galatasaray'daki liseli kongre üyeleriyle ters düşmüş ve Alp Yalman ile Duygun Yarsuvat'ın çekiştiği başkanlık yarışında adaylığını geri çekmişti. Eski başkan Ünal Aysal Belçika'daki işlerini halledebilirse 29 Mayıs'ta liseye gelerek oyunu Eşref Hamamcıoğlu'na verecek. Aysal'ın aynı zamanda camiadaki yakın çevresine de Hamamcıoğlu'nun kulüp için iyi bir tercih olacağını ve yönetimde yer alacak isimlerin hemen hemen hepsini tanıdığını da ifade etti. Cenk Ergün Sportif AŞ'de olabilir. 2017'de Fatih Terim'in takımın başına gelmesiyle görevden alınan Cenk Ergün'ün Eşref Hamamcıoğlu'nun Sportif AŞ listesinde yer alması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Hamamcıoğlu, Cenk Ergün ve Ebru Köksal'ı ekibinde görmek istediğini ifade etmişti. Haldun Üstenel sürprizi. Liselerin çatı adayı Eşref Hamamcıoğlu, taraftarını sevdiği yönetici Haldun Üstenel'i de Sportif AŞ yönetim kuruluna almak istiyor. Haldun Üstenel, Cengiz'in adaylıktan çekilmesiyle herhangi bir başkan adayının listesine dahil olmadı, ancak iyi bir destek ile kendisini önümüzdeki sezon aktif olarak Galatasaray camiasında görebiliriz. Burak Elmas, Faruk Süren'in gücüne güveniyor. Galatasaray'ın 47 yaşındaki başkan adayı Burak Elmas, Faruk Süren'in kemik oyuna çok güveniyor. Sosyal medyada taraftan en çok desteğini alan başkan adayının da seçime günler kala bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Galatasaray'ın bir diğer başkan adayları Metin Öztürk ve Işın Çelebi'nin şanslarının oldukça az olduğunu söyleyebiliriz. Metin Öztürk'ün Dursun Özbek'ten, Işın Çelebi'nin de Adnan Polat'tan destek aldığı camia içine gelen dedikodular arasında yer alıyor.